Yaban üzerine. Yaban 1932'de yayımlandığında Türk devrimi en yoğun günlerini yaşamaktaydı. Eserin yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal'in hemen yanı başındaki aydınlardan birisiydi. Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin'den oluşan yazı kuruluyla kadro dergisini çıkarmaktaydılar. Kadrocular, çekirdek bir devrimci kadroyla yukarıdan aşağıya toplumu ileri götürecek hamlelerin ideologluğuna soyunmuşlar ve Mustafa Kemal'in bayraktarlığında Cumhuriyet devrimine yön vermeyi amaçlıyorlardı. İçlerinde kısa süre Bolşevik olmuş, sonra Kemalcilere katılmış olanlar da vardı. Bu yüzden Kadro Dergisi, Lenin'in ideolojik yönlendirici, disiplinli öncü parti anlayışından etkiler de taşıyan bir yayın organıydı. Kadrocular, halkın doğu toplumlarına özgü, statik ve yeniliklere kapalı halini geçmiş deneylerinden de biliyorlardı. Nüfusun büyük çoğunluğu köylü olan bu toplumun ileriye gitmesi için köylü ilk evvela zincirlerinden kurtulmalıydı. İşte Yaban böyle bir iklimde ve bu kadro dergisinin yazarlarından birisi olan Yakup Kadri tarafından yazılmış bir romandır. İsmet Paşa, Batı Cephesi Komutanlığı yaptığı esnada cephedeki Bursa geri çekilmesinde sızlanarak iç kesimlere göçen halkın bazen yüksek sesli homurtularını işitip subaylarına göstererek. Padişah düşmanımızdır. Yedi düvel düşmanımızdır. Bana bakın söz aramızda millet düşmanımızdır. Tespitini de yapmıştı. İşte bu millet büyük çoğunluğuyla köylerde yaşıyor. Yaban romanının baş kişisi Ahmet Celal, Yunan toplarını, uçaklarını gören köylülere işte geliyorlar, malınıza, namusunuza çökecekler. Ankara'da Mustafa Kemal güçlerine destek verelim vatan, millet deyince köylüler biz Müslümanız. Halifemiz bizi oturun oturduğunuz yerde diyor. Yunan bizim değil kuvacıların düşmanı diyebilecek yapıdadırlar. Elbette Ahmet Celal köylüden nefret edecektir. İşte bir köyden kesit sunarken Yakup Kadri genel zihniyeti dile getiriyordu. Yabandaki köylü binlerce yıl öncesinin bilgisiyle tarım yapan yaptıkları barınaklarda hayvanlarıyla iç içe yaşayan, konuştuğu şeyleri kısa cümlelerle anlatan, hatta çoğunlukla işaret diliyle anlaşan pislik içerisinde yüzen bu insanları suçlamaz. Onları böyle yapan idareleri suçlar ve asıl kurtuluştan sonra cehaletten kurtuluşun önemini belirtir. Bu köylünün bildiğini zannettiği bir şey vardır, o da Müslümanlık. Ama aslında hiç anlamadığı dualarla korunmaya çalışıyor. Doğum yaparken bile ebenin kolaylaştırıcı tecrübesinden çok bildiği bir iki duaya güveniyor ve başına gelen her şeyi kader olarak görüyor. Hayatıyla ilgili alacağı her kararda kadere karşı gelmek dolayısıyla dine karşı gelmek olarak yorumlanıyor. Dinden de anladığı bu kadar. Yetiştirdikleri hububatların karışımını rastgele iki taşın arasında öğüttüğü unla ekmek yapıyor ve birlikte yaşadıkları hayvanların ürünlerinden geçimini güçlükle sağlıyor. İşte yabandaki Ahmet Celil'in gözlemlediği köylünün yaşantısı. Karabibik'te Nabizade Nazım'ın Antalya Derme'de ilk kez anlattığı Çalı Kuşu'nda Feride'nin Bursa yakınlarındaki köyü ile Yakup Kadri'nin Eskişehir yakınlarındaki köyü birbirlerine çok benzerler. Bunlara Vurun Kahpeye'deki köyü de ekleyebiliriz. Hepsinin ortak özelliği yüzyıllarca öncesinden kalmış değişmez bir kaderin belirlediği donmuş bir toplumdur. Üretimde tarih öncesinde kullanılan alet edevat kullanılır. Yaşanılan yerler toprak altında kalmış oyuklardır. Evlerin içinde hayvanlarla beraber yaşanır. Üst baş, pislik ve sefalet içerisinde çocukların ayakları kış yaz çıplaktır. 10 yaşından sonra kızlar okula gitmez. Din diye bir takım hurafelerle inanılır. Köyde okur yazar pek azdır. İmam vardır, tüm dini bilgilerin kaynağı odur. Okulda Kur'an'ın okunması öğretilmeye çalışılır bu okumanın da kutsal kitabın içerisinde yazanları anlamaya bir yararı yoktur. Köylerin en bilginleri askerliği uzak diyarlarda yapmış ve dönebilmiş olanlardır. Diğerleri komşu köyler ve nahiye merkezi dışında bir diyar görmemişlerdir. Kadınlar erkeklerine nazaran daha da hurafeye bağlıdırlar. Köyde ebe bile yoktur. Payitaht merkezi İstanbul'dan arada bir gazete gelir. Halife Efendimiz'e mutlak itaat vardır mektepli efendiler ve zabitlere çok güvenilmez ama onlardan korkulur. İşte Yakup Kadri bu köylüleri olanca çıplaklığıyla anlatıp onları işlerindeki karanlıktan kurtarıp gerçekten milletin efendisi yapmayı hedeflemiş cumhuriyet elitlerine neyi değiştireceklerini en çıplak haliyle göstermek istemiştir. Yaban ve bu bahsi geçen dört roman Cumhuriyet öncesi köyde nasıl bir yaşam sürdürdüğünü ve Köylülerin nasıl insanlar olduklarını bizlere olanca açıklığıyla anlatmaktadır.